Allahu Allahimın Şeytanı Rjeimsin Allahu Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala Alihi ve sahbihi jma'een ve bhi nestein ve ba'd. Geçen derslerimizde işte en son namazın mekruh vakitleri okumuştuk değil mi? Evet, evet. Niyete gelmiştik herhalde. Şimdi namazın tabi şart ve rükünleri var demiştik şartlar namazdan önce yapılması gereken efendim ameliyelerdir. Şart olmadan meşrut olmaz diye bir yani kayda var. Yani şart koşulan şey ancak şartın gereği yerine getirilirse olur. Abdest namazın şartıdır, temizlik namazın şartıdır, gusül namazın şartıdır, kıbleye dönmek namazın şartıdır. Bunlar olmadan namaz olmaz. İstisnalar hariç tabii yani zaruri durumlar vesaire. Efendim şartlar konusunda da işte 7'ye 5'ti, 6'a 6'ydı. Genel kabul göre görüş 6'ya 6. Şimdi birisi de niyet. Namazda yani bütün amellerde niyete esastır. Ameller niyetlere göredir. Bu sağlam bir hadis-i şeriftir, meşhur bir hadistir. Efendim ve inne mali kullim maneva. Kişi ne niyet ederse o vardır. Hemen kâle hicretü illallah ve rasulü fe hicretü illallah ve rasulü. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse onun içindir. ev imiratin veya bir kadın almak ise onun için şey, yapmıştır. Efendim hicret etmiştir. Yani niyetsiz amel esasen olmaz. Peki niyetin merkezi neresidir? Niyetin merkezi kalptir. Onun için kalp niyet esastır dilden ziyade kalben niyet esastır. Kalben niyet edildiği takdirde dille söylemek de güzeldir. Efendim sünnettir veya müstahaptır denilmiş. Ama esas olan kalptir. Niyetsiz mesela abdestte niyet farz değil. Çünkü abdest bir amel değil. Hanefiler böyle kabul ediyorlar. Abdest bir amelin şartıdır. Onun için de kişi niyet etmese de abdest alsa geçerlidir. Ama sevap alamaz. Niyeti de Kurbiyet denir yani. Allah'a yaklaşma maksadı olabilmesi için mutlaka onun ne olması lazım? Niyetle olması lazım. Niyet olmazsa o amelin makbuliyeti yoktur. Abdestte de sevap alamaz ama abdest olur. Kalpten niyetli mi? E, tabii esas kalpten. Yani zaten kalp oldu yeter, yetiyor. Efendim, şimdi zaten öyle diyor. Kalpten tamam mı? Söylemesi şey kalpten niyet etmesi esastır. Dille söylemesi de efendim e, mustahaptır. Maliklere göre ise dil ile söylenmesi caiz ise de söylenmemesi daha iyidir. Yani onlarda da kalp esastır. Şafilerde ise zaten niyetsiz amel olmaz. Yani dil ve kalbin birleşmesi ama en güzeli de bu yani. Çünkü dille kalp bazen farklı düşünebilir. Mesela kişinin niyet ederek öğlen namazına gitti, karanlıktı, yatsı zannettiği söyleyebilir veya ikindi söyleyebilir. Ama burada dikkate alınan nedir? Kalptir. Kalpteki niyeti doğruysa yeterlidir. Mesela öğlen namazına gidiyordum. Niyetim de öğlen namazı ama dil yanlışlıkla ikindi söyledi. Bu namaz yeterlidir. Tabi Öğlen namazına değil de ikindiye kalbimde ikindi var ama halbuki öğlene gidiyorum. Kalbimde ikindi var. Öğlen desem bile bu namaz sahih değildir. Çünkü dil efendim orada Doğruyu söylemiş olabilir. Esas olan kalptir. Öyle değil mi? İmanın merkezi de kalptir. Efendim. Niyette tayin esas kabul edilmiştir. Hanefilerde tayin nedir arkadaşlar? F farz ve vacip namazlarda namazın vaktini tamam mı? Belirtmek lazım. Namazı bugünkü mesela gününü, bugünkü öğlen namazının farzını kılmaya. Tamam. Buna tayin denilir tabi farz ve vaciplerde de bu böyledir. Diğer geriye kalan namazlar nafile denir biliyorsunuz. Sünnet namazlar. Hepsinin adına işte namazdan önce ve sonra kıldıklarımız. Efendim işte kuşluk namazı, teheccüd namazı, tahiyyatül mescid namazı vesaire. Bunların hepsine toptan isim olarak nafile denilir. Yani farz ve vazipten fazla kırılan namazlar demektir. Bunlara genel niyetle niyetle caizdir. Niyet ettim Allah namaz kılmaya desen olur. Ama uygun olan nedir? Yine de sünnete bugünkü öğlenin ilk sünneti, son sünneti derseniz bunda da bir sakınca yok. Güzel olur deniliyor. Ama genel niyet ge yeterlidir. Fakat şeyde, efendim bu vaktin mesela bugünkü veya bu vaktin farzını kılmaya en azından bunu demek lazım. Veya bugünkü öğlenin farzını, ikindinin farzını eğer cemaatle kılıyorsa Hanefiler de yine cemaatin Tamam imama uydum demesi gerekiyor. Yoksa namaz, namaz olmaz. Yani bu şeye benzer yani. Lokomotife vagonlar takmazsanız vagonlar gitmez. Yani imam tabiri caizse lokomotif gibidir. İmama u, iktidaya niyet edecek diyor. İktida, uymaya yani niyet etmesi lazım. İmam sadece erkeklere kındırıyorsa imamete niyet etmesi şart değildir. Ama kadınlar varsa, kadınlar cemaatle esas olmadığı için ''Ele imamun limen tebi'ani'' Bana uyanların iman mıyım? Türkçe de söylese olur. Çünkü niyet namazın şartı kabul edildiği için kabul edilirse o şart. O zaman Türkçe de niyet olur. Çünkü namazın içinde normalde bize yani emredilen mesur deniliyor dualar ve kıraatın dışında bir şey söylemek caiz değildir. Dünya kelamı konuşulmaz. Başka bir dille de namaz kılınır mı? Kılınmaz. İşte bu tartışmalı. Önce de konuşmuştuk zannedersen birazcık. Bu caiz değil yani kişi namaz kılacaksa ibadet edecekse ne yapar? Yani en azından tekbirler öğrenir. Bir Fatiha'yı ezberler yani. Ama veya kısa bir sure ezberler. İnna diyele kulhu vallahu'nu ezberler. İhlas Suresi'ni kılar. Ama e, niyette kendi diliyle de kişi yapabilir. Çünkü namazın henüz dışındasın. Şart olarak kabul edenlere göre diyorum. Dışında olduğumuzdan dolayı ne olur? O niyet geçerlidir. Efendim bu şekilde İmamsa kişi arkasında bayanlar varsa bayanlara niyet etmesi lazım. Niyet etmezse bayanlar namaz olmaz Hanefilere göre. Tabi. Hocam orada direkt özel bir ibare mi söylemesi lazım? Yani imamun limen tebi Yani ben mesela imamlık yapacağım zaman Hı. kılmaya ve kıldırmaya diyorum direkt. Kıldırmaya dediğin zaman da aynı oldu işte o zaman yani. Ya da ne bileyim mesela. Kılmaya ve şey, kıl... yapmaya dedi. Ya öyle denilmez ama yani. İmama, ben imamlığa, ben imam oluyorum niyet ettim. Böyle bir şey yok. Ya fakat bana uyanan imamıyım. Yani imamun limen aslında Bu Arapçası güzel bir şey ifade. Bana uyanan imamıyım dediği zaman ben alışmışım mesela erkekler de olsa belki arkada bayanlar vardır değil mi? Camilerin şimdi şeyler var. Uyabilir tabi bayan bölümleri var şimdi. Epey bu mesela şey yapıldı yani, İstanbul'da gündeme getirildi. Bayanlar çünkü şimdi çarşıya pazara gidiyor veya yoldan geliyor, çalışıyor. Hanımefendiler namaz kılacaklar. Efendim camide bir yeri olsun. Hatta temiz, güzel olması lazım. Epey bu düzenlendi yani. Cumaların dışında. Cumalara bile gelmek isteyen hanımefendiler oluyorlar ama erkeklere camiler genelde yetmediği için hanımlar gelemiyorlar. Genel, özellikle de bizim Selahattin camileri diyoruz ya oralara gelenler oluyor. Mahallelerde pek fazla yok ama ilçelerde de merkezi camilerde namaz kılanlar sayısı çok bayanlardır. Cumaya da gelenler var. Mesela bazılarda ben biliyorum. Merkez caminin bayanlar bölümü var. Oraya bayağı geliyormuşlar. Geliyor cuma namazı kılıyor. Kılar. Yani bu anormal bir şey değil. Giriş ayrı zaten. Aynı yerde girmiyor. Giriş ayrı. E zaten bugün şu var yani. Bayanlar her yerde varlar. Çarşıda, pazarda var. Camiye geldim ama namaz günah oluyor. Ya zaten bu iç içe artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Değil mi? Fitne fesadın çok yoğun olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Elbette ki fitne olmaması lazım. Zaten ayrı yerden girişi girişi aynı kapıdan olması doğru değildir. Yani orada hem bayan hem her şey aynı yerden giriyor. Bu doğru değil ama... şeyde Süleymaniye'de mecbur tek kapıdan giriyor. Evet. Ee, hocam... Evet. Buyurun. Şey imam kıldırırken Hı. E, tek başına kıldırır gibi de niyet edebilir miydiniz? Yani normalde Hiç imamete niyet etmesi gerekmiyor erkekler var ki. Yani ben en imamı ben teben dedi ki yani bana uyanan imamı demese de namaz olur. Fakat bayanlar varsa o, o zaman ne yapması lazım? Ama niyet mi? Nasıl? Tabi biz mutlaka diyeceğiz. Yani cemaat olan kişi Hı. uydum hazır olan imama veya cemaatin imamına veya şu imama da diyebilirsin. Yani bunu demek lazım. Yoksa bağlantı olmuyor. Manevi bir bağlantı olması lazım. Rabbimizle de olan bağlantımız niyetli oluyor öyle değil mi? Yani şimdi adam gelse yani elini salladı, durdu şey niyet yok şey. Ne yapıyorsun sen öyle değil mi yani? Şimdi kalbindeki niyet o mı? Ya iyi de yani bu. Şimdi ibadetler ne? İbadetler hem şekil hem mana. İkisi birden. Yani bu bardağın içinde su yoksa bardağın bir kıymeti yok. Bardak olmasa suyu tutamazsın. İkisi bir arada olduğu zaman bir değer ifade ediyor. E, i̇badetlerimiz de öyle. Hem şekil hem mana ilişki. Söylediğim yani. İkisi birden olacak. Yani bir şekil var bir de onun içerisinde dolduracaksın. Evet. Efendim namazda tabii niyet yapıldığı zaman artık sürekli ben namazdayım, sürekli ben bu imamın peşindeyim şeklinde diyor düşünmeye gerek yok. Öyle bir şey tabii ki doğru değil. Şimdi buraya kadar tamam mı? Namazın şartlarını işlemiş olduk. Bu şartlar olduğu takdirde biz namaza artık hazırız. Namazın rükünlerine geliyoruz. Namazın rükünleri efendim iftah tekbiri İftitah başlamak demektir. İftitah tekbiri veya buna tekribe, tekbire tahrime de deniliyor. Yani haram kılma tekbiri. Neyi haram kılıyor? Dünyevi işleri bize haram kılıyor. Yeme, içme, konuşma, gülme, eğlenme bunları Allahu Ekber dediği zaman ki şeye bunlar ne oluyor? Haram oluyor. Ondan dolayı da tekribetü tahrime de deniliyor. İftitah tekbiri de yani başlama tekbiri. Bunun adı yani okunuş şekli Allahu Ekber'dir. Yani bu ya Allah en büyüktür. Ondan başka büyük onun dışında büyük yoktur. Büyükler içerisinde Allah büyüktür haşa böyle değil. Allah en büyüktür bitti. Ha bunun yerine işte Hanefi mesinde özellikle Allahu Azam, Allahu Ecel gibi Allah en yücedir. Tamam mı? Cenab-ı Hakk'ın diğer isimlerini söylese olur mu? Olur ama Allah lafzı farz, ekber lafzı vazip demişler. Yani bu yeterlidir arkadaş. Bunu yani bunu söylemek esastır. İlk tekbir farzdır. İftita tekbiri, sonraki intikal tekbirleri diyoruz. O tekbirler sünnettir. Sünnet. Yani fa ilk tekbirden sonraki tekbirler sünnettir. Tabi mesela rüküye giderken, rükuda kalkarken semi Allahu rabbena lekel hamd. E, secde, secdeler i̇şte arasında. De demesek olur mu hocam? Şimdi demesek olur mu? Efe, önceden de söylemiştim yanılmıyorsam. Sahabe-i Ekrem efendiler bize Peygamber Efendimiz bunlar farz, bunlar vazif, bunlar sünnet, bunlar müstahaptır dememiş. Ben nasıl kılıyorsam öyle namaz kıl. Şimdi efendim şurayı sen dizayn ediyorsun bu odayı. Mesela orada kabarmış yerler var. Bunlar ne yapıyor? Hoş göstermiyor öyle değil mi yani? Gözünü bozaza şeyler bile bak. Bir şey Mesela her şey tamam olduğu zaman yüzde yüz mükemmel olur. Şimdi farz, vazif, sünnet, mustahap. Sünnetler diyor farzların mütemmimidir. Ne demek mütemmim? Tamamlayıcı. Tamamlayıcısı. E şimdi Efendimiz böyle kılmış mı? Bitti. Aslında namaz budur. Şey ben böyle bir hatırlıyorum yani birkaç defa işte imam olduğum sonradan aklıma gelip işte şeye gittim işte rüküye gittim, secdeye gittim falan demedim ama falan mesela böyle. Kendi kendine de mi demedin? Yani içinden dedim. İmam e, demişsin. Yaptım, şey demişsin adam. yani. Yani kendi içinden dersen. Ki, değil olmuyor. Mi? Yani. Tabii tabii. Zaten. Sonra yani, yani, şey mi yapmadın? Onlar da senin hareketlerini taklit ederek geldiler öyle mi? Evet. <laughs> çok, çok, çok. Tamam <laughs> e, da bayağı Sesli ya. namaz değil miydi? Yani, sesliydi. Normalde de sesliydi de. Sesli ikin okumadın. İkinci hocam herhalde ya. İkinci ise sessiz, sessiz efendim. Yo, ama gidelim, yo, yo, yok ama yüküyor giderken Allah'a bekliyor. Yok yok. Kıraatı sesli mi? Yo. He, yok. Kıraat okudun yani değil mi? Kendi içimden okudum hocam. Ha okudun tamam. O <laughs> ya, o olur. Küçükken zaten Allah affeder onlar inşallah. Tamam mı? Evet. Şimdi iftah tekbiri efendim tekbir yerine geçenler. Burada da az önce Allahu Azam gibi, Allahu Kebir gibi ifadeler tamam mı? Kullanılır. Tekbir alırken ellerimizi kaldırırız. Arkadaşlar ellerimizi kaldırmak sünnettir. Hanefilere göre kulak hizasına kadar kaldırmak tamam mı? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i kulak yani kulak memeleri var ya şunlar. Şunların hizasına kadar kaldırırdı şeklinde vardır. Hanefiler bu kulak şeylerine uçlarına değmesini de mustahap kabul etmişler. Yani o şöyle tekrar zaman hafif de kafanı eğersen e e o hizaya oraya gelir. Tamam mı? Şafilerde mesela bu hizasına kadar kulak hizası ya illa da tamamen yüzde yüz değdireceksin, şöyle yapacaksın. Bazen insanlar bu gibi küçük şeylere çok takılıyorlar. Ama esas olan Efendimiz böyle kaldırmış. El içleri de kıbleye doğru gelecek şekilde. Parmaklarını kapatmıyorsun, açmıyorsun da. Ras, yani normal doğal hali nasılsa boş, bu şekilde. Doğal haliyle ne yapıyoruz? Ellerimizi şey yapıyoruz. Şimdi Allah kelimesi Allahu Ekber derken orada şeyin başındaki Allah lafının başındaki hemzeyi uzatmamak lazım. Allahu Ekber. Şimdi ne edir? Arapçada üstün diyoruz ya o ne edir ne adır. E-A arasında bir şey. Allahu Ekber. Mesela Allahu Ekber dese namaz bozulur. Kasıtlı dese hatta kişinin itikadını zedeler. Niye? Çünkü o Arapçada soru edatı. Şimdi iki tane E-Allah Mesela iki tane hemze olduğunu düşünelim. Onlar yan yana geldiği zaman birisi diğerine çevrilir. Direkt dik elif olur. Allah. Yani bu manası ne olur? Allah büyük müdür? Ilk, i̇lkini mi uzatırsak? İlk hemzeyi işte. İlk hemzeyi uzatırsak manası Allah büyük müdür? Haşa Bu şekilde bir tehlike olduğundan dolayı ona dikkat etmek lazım tabi. Mesela normalde bu gün gelirse şey yapacağız, göreceğiz inşallah. Zelletül Kari diye bir bahis var. Yani okuyucunun hata yapması, hangi hatalar yaparsa namaz bozulur. Mesela ma burada manayı değiştirdiği için ve hatta itikati bir problem oluşturduğu için burada bozuluyor. Tamam mı? Onun için Allahu Ekber. Yani namaz kalacak bir kişi en azından zaruru olan şeyleri öğrenmesi geler, e, gerekiyor yani. Zaruru olan şeyleri öğrenecek tamam mı? Hocam camilerde söylenmiyor böyle ya. Nasıl ben şimdi düşünüyorum iki diyorsun, Allah, Allah ya yani Allah orada hocalar çok yani. Eskiye göre bizim hocalarımızın kıraatleri gerçekten bayağı düzeldi. Ben 70'li yılları hatırlarım. Hafızlık yaptığım hocamız vardı. Ben hafızı bitirdiğinde Kur'an'da Kur'an'ı ezberlememişim sanki yani ne tecvidler var ne mahareç var yani o kadar bozuktu yani. Hocam çok peşin. Onlar şimdi e, çok iyi. Eskiye çok 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 iyi. Hafız çok. Şimdi hoca az. Yani Hocam. İslami ilimleri bilen hoca az. Kıraat yönü gelişti. Mesela şimdi bir de Diyanet İşleri Başkanlığı şu anda yeni görev alacaklara Bu sene akademi diye bir yani, akademi şey başlattı. 8 ay. 8 ay. Ocak ayı da bitiyor. Şimdi bayağı güzel. Çok, ve Çok sıkı da tutuyor ezber yaptırıyorlar efendim. Hatta geçemeyenler oluyormuş. Bizim öğrencimiz vardı bugün görüştük de o da akademide şeyde Yozgat'ta dedi ki iki kişi mi üç kişi göndermişler yani başaramıyor bunlar artık. Tabi. Yani alınmışlar artık nasıl alındıysa demek ki komisyondaki yani rast geliyor bir yeri düzgün okuyor alıyorsun. Yani çok belki iyi inceleme imkanı oluyor mu olmuyor mu ama Akademide bu çok iyi oluyor. Hatta akademinin kişileri gruplara ayırarak zayıf olanlar daha da uzatması belki gerekir. Çünkü namaz kıldıracak efendim ezberi fazla yok. Kıraati zayıf. Dini bilgisi zayıf. Hocam bir de bizim halk tamam. çok önemsiyor ya böyle şeyler. Hani böyle hatası olunca falan böyle. E, din de önemsiyor tabii. Din de önemsiyor. <laughs> din de önemsiyor. <laughs> e, tabi din de önemsiyor. tabii din önemsiyor başta. De bu sebeple değil. Ya halk anlıyor, anlamayanlar da var yani. Çoğunlukla artık halkımız var ya. Çoğunlukla dini konuda zayıf yani. Türkiye'de Kur'an okuyanların sayısı yüzde altmışmış. Okumayı bilenlerin sayısı. Yüzde kırk hiç bilmiyor. Hatta hiç Kur'an eline almayanlar varmıştır. Tanışmamış adam Kur'an'la. Ve çok iyi okuyanların sayısı yüzde beş. Bunda e, imamlar da bunun içerisinde. Tamam mı? E, şey, e, akademisyenler vesaire. Her imamet mezunu iyi okuyor anlamı çıkmaz yani. tabi. Her ilahiyat mezunu da iyi okuyor anlamına değil. Çünkü şey ilahiyatlarda da Kur'an-ı Kerim çok fazla yok. Ya yani ilahiyette bir sürü ders var. Adam e, ne yapıyor? İki dönem, üç dönem okuyor. Ondan sonra bitiyor Kur'an. Tamam bu oldu hoca. E, fıkıh da öyle yani. Belli bir konular okuyorlar, bitiriyorlar. Yani ilahiyat mezunu demek yani çok iyi donanımlı anlamına değil ama kendisi yetiştirenler var arkadaşlardan onlar çok iyiler maşallah. Hem ilahiyat okuyor mesela Arapça altyapısı olmuş sonra özel dersler alıyorlar vesaire. Tamam. O zaman iyi oluyor. Bir de burada iftah tekbiri alırken mutlaka ayakta almak lazım. Kişi şimdi mesela bu nerede geçerli? Tabii ki ayakta alacak veya özürlüyse o ayrı. Gitti mesela namaz kılınıyor. İmam rükuda. Allahu Ekber dedi mesela rüküye daha yakın bir şekilde. Allahu Ekber dediyse bu kişi namaz olmaz. Şimdi rükü dik duran şöyle değil mi? Bu şekilde dik duruyor. Bu da rükü. Bu ikisinin ortası şudur mesela. En azından bu şekilde biraz daha yani kıyama yakın bir şekilde Allahu Ekber der ve rüküye varırsa. Çünkü kişinin e, imama kavuşabilmesi için, yetiş, o rekata yetişmiş olması için rüküde yetişmiş olması lazım. Yani İmam rüküden ayak kalkmadan, kıyama doğru kalkmadan rüküde ona yetişmesi lazım. Tam beraber sırtını düzeltti, imam kalktı. O, o rekata yetişti. Şimdi o ara hız tekbir alım derken rüküye daha yakın bir şekilde rüküde tekbir alırsa bu kişi tekbir almış olmaz. Tamam mı? Tekbirin kıyamda alınması gerekiyor. Hocam Allah'a ekber dediği zaman namazın içine girmiş oluyor ya. Evet. Tam o sırada da imam rükûdan kalktı. Bu, hemen yok, yok, o, o olmaz. Kavuşamamış oluyor, o rekata kavuşamamış oluyor. O orada, imam da kalktı ya, kalktı yerden beraber devam ederler. Sonra kalkar o rekatı kendi başına kılar imam selam verdikten sonra. Yani imama şimdi bak rüküye kadar kaç tane farz e, işlemiş oluyor bu kişi? İftah tekbiri bir, kıyam iki, kıraat üç. Üç tane orada farzı imam yapmış oluyor. Dördüncü farza ne yapıyor? İmama yetişti yetişti yoksa yetişemiyor. Rüküde mutlaka şey olacak. Efendim? Kredide düştüğümüz zamanlarda yetişmemiş gibi mi? Tarnalı. En iyisi o. Tabi. Azaba yetişebildim mi yetişemedim mi imamı görmedim mesela. Rükü'ye vardır o belki bazen oluyor imam hafif kalktıktan sonra Allahu Ekber diyor. Tamam mı? O zaman ihtiyaten bir rekat daha kırarsın. Tamam mı? efendim niyet böyleydi. Kıyama geldik. Kıyam ayakta durmaktır efendim. Kıyamın farz olma miktarı en azından bir ayet yani uzun bir ayet uzun dediğimiz tamam mı? Veya kısa üç ayet okuyacak kadar kıyamda durmak farzdır. Sağlıklı olan kişinin özellikle farz namazlarında kıyamda kılması farz. Şart. Yani farz derken şart derken farz yani gerekli. Ama özürlü olursa özürlü kişi işte efendim ayakta duramıyor mesela. Oturduğu yer onun kıyamıdır. Veya yatarken yani adam arka süslanca yatıp kafasını hareket ettirebiliyor. O şekilde onun kıyamı odur. Ama böyle bir şey yoksa farz ve vazip ibadetlerde kıyam da kıyam farzdır. Diğer nafile ibadetler, sünnetlerde kıyam farz değildir. Sünnettir. Onun için oturarak ne yapabilir? O namazı kılabilir efendimiz Aleyhisselam böyle yapmıştır. Ama efendimiz Aleyhisselam mesela mesele hastayken oturarak namaz kıldırmış. Ve bundan dolayı da oturarak bir insan namaz kıldırıyorsa onun peşine uymak caizdir. Sandalyede doğru değildir. Sandalyede kıldıran bir kişi secde yapamadığı için tamam mı? Secdede imamet yapma şey sandalyede imamet yapması doğru değildir. Hocam otururken de secde yapmam ki. yapıyor. Dizde oturuyor. Eğer ayaklarını uzatıp oturuyorsa o doğru değil tabi. O değil. Dizde oturuyor. Rükû de yapıyor, secdeyi yapıyor. Sadece kıyamı yapamıyor. Sadece kıyamı çünkü rükü eğiliyor değil mi? Oturduğu yerde mesela böyle eğiliyor. Bu rükü, E, secdeyi yere koyuyor. Koyamadığı zamanlar. Mı koyuyor? O ayrı. Yani. Diz üstünde, tamam. oturursa, koyuyor. Diz üstünde oturursa rahat koyar. Tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi hastalığında bu şekilde namaz kıldırmış ve Bunlar zaten her zaman söylüyoruz. Taabudü hükümler olduğu için e nedir efendim? efendim nasıl yaptıysa öyle öğreniyoruz. efendim öyle yaptığı için ona fetva vermişler. Öbürüne fetva vermemişler. Tamam mı? Efendim, hastanın kıyamı, efendim, hasta kişi nasıl durabiliyorsa o şekilde namazını kılar. Onun için ama dura, yani adam mesela dizleri ağrıyor ama oturuyor hafif yan oda oturuyor. Oturarak kılması sandalyede kılmasından daha iyidir. Çünkü e, namazda da diyor esas olan secdedir. Kişinin Allah'a en yakın olduğu yer neresi? Secde halidir. Ve o zaman e, secde haline yani yerde kılması daha eftaldir. İlmi hallerde de öyle beyan ediliyor. Efendim şimdi bu sandalye işi çoğaldı. Daha çoktu. Diyanet e, bunu kaldırttırdı. Çok iyi oldu. Ben mesela bir camiye gitmiştim. Bayağı oluyor belki 10 sene önce. Bir girdim cuma namazını. Cuma mıydı öyle mi? Tam hatırlamıyorum. Ya sağ tarafta ya saydım 70 kişi sandalye oturur. Kahvehane gibi olmuş ya. Bu sandalyeler atıldığı zaman epey bir kavga oldu. <laughs> Hocalarla tabii kavga ettiler yaşlar. Ha adam oturamıyorsa belli rahatsız. Tamam mı? yerde oturamıyor. Bu adam tamam otursun sandalyede. Bana kalırsa bu sandalye işi Türkiye'de neden bu kadar gelişti? Hac ve umre işleri yani eskiden çok fazla değildi. 2000'li yıllarda bile e, hacca gidenler sayısı, umre gidenler sayısı azdı. Ekonomik durumumuz iyi değildi. Sonra arttı ya. Orada onlar çok rahat. Harem-i küçük şeyler var böyle sandalyeler yuvarlak. Alıyor, oturuyor, namaz kılıyor. Bizim işler daha demek ki bu oluyormuş. Herhalde bunun da etkisi olduğu diye düşünüyorum. Ama böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı gerçekten böyle bir şey yaptırmaz çok iyi oldu. Bir ara problem oldu ama şimdi şu anda yerine oturdu. Yine var katlanan sandalyeler var. Mesela onları getiriyorlar arkada. İhtiyacı olanı alıp gelir, oturuyor. İhtiyacı varsa ona diyemezsin bir şey. Çünkü kişi hangi halde rahat edebiliyorsa o şekilde namazını kılar. Efendim? Orada dediğiniz hocam Alem Şerif'te hangi e, mezhebin fetvasına göre o kılanlar Hanbeli? Valla onlar e, Hanbelilerde de öyle var mı tam onu da bilmiyorum yani. Ya kılıyorlar da tabii ki sağlıklı olanlar değil de yani birazcık olsa. E, onlar biraz da ehli keyif adamlar. Mesela me, gerçekten mescitlerinde şeyler var. Ön safta böyle yaşlanacaklar koltuk gibi şey yapmışlar. Sabit Adamlar oturuyorlar yaslanıyorlar. Bizde olsaydı şimdi millet var ya ayağa kalkar. Hocam olması gereken biraz o değil mi? Yani hani bir şey anlatılır ya Türkler cami çok işlevsel kullanmıyor. Orada da bir, doğru ama biz de şöyle yani. yani çok hayatın içinde onlar da mescit ve cami. <laughs> şimdi biraz daha böyle hani ama şey de ehli de, keyif yeri de değil, olmaması lazım. Yatıyorlar, uyuyorlar, çay, o, kahveren, iş çay ya. kahvede içmeyeceksin. Ama bizde yani Gerçekten camiler e, tam işlevini icra ediyor mu onu diyemeyiz. Bizde şimdi bir de şu var. İstanbul gibi de buna biraz gerekli gibi kapatıyorlar. Orada bekliyor görevli tamam mı? Anahtar elinde ya iki reket daha da adam namaz kılacak. E, oradan çıkarttırıyor ya kapıyı kilitleyeceğim. E, tabii şu da var ama hırsızlar giriyor şeyi Orada Cihazları alıp götürüyorlar. Yani çalıyorlar ya cihaz. Bugün bayağı bir para onlarda ve yatıyorlar. Tabi gündüz bile kilitlenmesi. Ya bekçi koyacaksın ya da kilitleyeceksin. Ama gerçekten mesela adam camide oturup rahat bir Kur'an okur, zikrini yapar. Aslında böyle olması lazım. Tabii. Peki kıraata geldik. Ee, kıraat şimdi meselesi mezhepler arasında da biraz iyidir, problemli bir mesele. Şu açıdan Kıraat Kur'an okumak demek arkadaşlar. Neyi okuyacağız? Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'dan kolay olanını okuyun. Kolay olan nedir? Burada ma genel bir ifade e, e, ortaya koymaktadır. Her şeye göre kolay değişir değil mi? Mesela kişi ayet-el kürsüyü dinlemiştir, ezberlemiştir. Başka ezber yok. Ona göre en kolay az ayet-el kürsü. Bir başkası Fatiha'yı bilir, bir başkası İhlas'ı bilir. Şimdi Hanefi mezhebinde kıraat konusunda mesela Fatiha'yı okumak vaciptir. Farz değildir. Şafii mezhebinde ve diğer mezheplerde farzdır. Hmm. Çünkü şöyle bir hadis-i şerif vardır. La salate illa bi fatihatil kitap. Fatihasız namaz olmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Peki Fatihasız namaz olmaz. Peygamber Efendimiz'e karşı mı geliyor Hanefiler? Hanefiler burada, karşı karşı gelir mi Hadis Hadiste sağlam bir hadis-i şerif. Kur'an'da diyor şöyle bir ayet var diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor şu kolay yorumlarını okuyunuz Müddessir suresinde. Yani bu bir usulü fıkıh yani hukuk metodolojisi tartışmasıdır. Umum husus meselesi vardır. Yani burada diyor Kur'an'daki ayet önceliği vardır. Hüküm koyma bakımından. Farz olan kişinin diyor ki bir ayet veya kısa üç ayet. Mesela bir satırlık bir ayet düşünün. Bu farzdır. Mesela adam yeni Müslüman oldu. Fatiha'yı ezberlemesi zor ama inna adı daha kolay ezberleyebilir. Veya kulübü Allah'ını ezberleyebilir. Bunu ezberledi. Namazı olur mu? Olur. Tamam. Onun için İmam Azam böyle bir fetvası var ya, işte Kur'an'ı iyi okuyamayan bir kişi yeni Müslüman olmuşsa Kur'an'ı okuyabilecek duruma gelinceye kadar Arapçanın dışında da mealini yani okuyabilir. Yani buradan şöyle bir tartışma da ortaya çıkıyor. Kur'an'ın manası Kur'an mıdır değil midir? Bu İmam azam Hazretleri'nin dışında herhangi birisine ait bir fetva böyle bir fetva yok. Sonra bundan vazgeçtiği görüşü kitaplarda da zikrediliyor. Hatta Farsça yapabilir. Çünkü Farsça diyor öyle de demişler. Arapça daha yakın tarafsız bakımından bir dildir vesaire. Ha, Türkiye'de biliyorsunuz bu mesele çokça böyle sakız gibi gündeme getiriliyordu. Şu anda herhalde fazla getirilmiyor gündeme. Efendim, gündeme getirenler de namaz kılmayanlar zaten. Ya sana ne Müslümanın namazından? Sen kılacaksan git kıl yani. Kimse namaz kılmıyorsun, kimse bir şey demiyor ki. Türkçe de namaz kıldığı zaman birileri bir şey söylesin. Ama yok efendim, herkes kendi dilinde. Kur'an mucizevi bir kitap olduğu için Kur'an'ın her şeyi mucizedir arkadaşlar. Yani mesela Kur'an'ın mucize olmadığını şey mutezile mezhebi vardı. Nazam diye bir adam var onların yani en meşhur önde gelenlerinden. Efendim Kur'an aslında benzeri yazılabilir ama Allah buna müsaade etmiyor. Tamam mı? Böyle bir sarfe diye bir nazariye var. Sarfe nazariyesi. Tamam mı? Haşa estağfurullah. O zaman yani şöyle bir şey ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an mucizesi değil. Öyle değil mi? Yani Kur'an kendisi mucize değil ama Allah onu engelliyor. Onun aynısını yapmayı engelliyor. Tabi bu kabul görmüş bir görüş değil ama bayağı da savunulmuş tarihte. Günümüzde de belki bunu savunanlar var yani. Mesela işte arkadaşlarımızdan bir tanesi sonra Allah hidayet etsin diye dua edelim yani. Yolunu değiştirdi. Bunu ben söylediğini duydum. Yani kendisi iyi de bayağı birikim bir arkadaşımız. Efendim önceleri iyiydi. Sonra yolunu değiştirdi. Allah hidayet etsin. Yani Allah engelliyor şeklinde. O zaman Kur'an mucize değil. Halbuki öyle değil. Kur'an'ın lafzı ve manası ikisi birden mucizedir. Onun için mesela Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemin kelimesi nasıl tercüme edeceksiniz? Evrenler dediğin zaman evrenler ne? Evrenler teorisi diye tercüme ediliyor. Tamam mı? Evrenler teorisi. Peki evrenler dediğin zaman bunun içine ne giriyor? İnsanın bedenindeki işte hücreler de birer. Tamam mı? Şey değil mi? Yani Allah'ın mucizeleri değil. Yani evren dediğin zaman e, alem yani alemler diyorlar ya evrenler teorisi. Alem insan da bir alem. İnsanın içerisinde de hücrede ayrı bir alem. Atom ayrı bir alem. Atomun içerisindeki daha küçük maddeler ayrı ayrı alemler. Şimdi bunu tercüme etmeye kalkışabilir misin? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Zaten hepsi Arapça oldu. Değil mi? Türkçe de değil. Rab kelimesi nasıl tercüme edeceksin? Türkçe söyle Rab kelimesini terbiye eden. Ama sadece terbiye manası yok ki. Birçok manayı içeriyor. Şimdi bundan hangisini vereceksin ki? O zaman o kelimeler yani Allah Azze ve Celle'nin zaten kelamıdır Kur'an-ı Kerim. O, o, şekilde okunacaktır. Efendim adam öğrenemiyor. Öğrenir kusura bakmasın. Yani en yaşlı bir adam bile yani zamanını harcadığı zaman Öyle ben Kur'an kurslarına imtihanlar gidiyordum. 93 yaşında bir hanımefendi mükemmel Kur'an okuyordu. 93 yaşında öğrenmiş tamam mı? O yaşlı halinde öğrenmiş yani önceden değil. Çok mükemmel Kur'an okuyordu. Demek ki öğrenilebiliyor. Tabii yani insana Allah bu kapasite vermiş. Sahabe-i kiram efendilerimizden hepsi bir gençken Müslüman olmadı ki değil mi? 60'ında 70'inde Müslüman olanlar vardı geliyor öğreniyorlar. Biz ha kendi dilidir diyoruz. Şu bir gelse ki Arapça insanların dili çok yatkın. Yani Arapçanın böyle bir ayrı özelliği var gerçekten. Mesela bak bizim Türkler Arapçayı yatkın dilimiz aslında. Tabi. Ne olursa olsun yani. Hele bir de cüzel eğitim yapıldığı zaman bu şey yapılır efendim. Peki. Hocam bu fatiha ve besmele girip, şimdi zamanlar, onu, girip. işte onu anlatacağım. Besmele Kur'an'dan bir ayet, bir ayetin bir parçasıdır Besmele. Şey suresinde, Efendim Nem suresinde ama her surenin başındaki Besmele bir ayet midir? Hanefilerde ayet değildir. Onun için de Besmele okuması namazı olur. Şafilerde ayettir, Fatiha'nın başındaki de bir ayettir. Her surenin başındaki bir ayet kabul edildiği için Şafilerde Fatiha'yı okumak farz, Besmele de çünkü ondan bir ayet olduğu için efendim, onun dokunması gerekiyor. yok. Fatiha 7 ayettir. Onlar gayril mağdub aleyhim ve laddallin bir ayet sayıyorlar. Besmele edebiyat sayılır için. Çünkü ve lakad ki seb'an minel vethani vel azim. E, Seb'i mesani. sana verdik yani. Yedi. Bu yediden maksat da Fatiha. Fatiha 7 ayet kesin. Ama Hanefiler sıradan enam oraya kadar duruyorlar. Orada bir ayet kabul ediyorlar. Gayril mağdub aleyhim ve de bir ayet kabul ediyorlar. Onun için de Hanefiler'de surelerin başındakiler sureye başlamak için teberrüke yazılmıştır, şey değildir. Efendim bir ayet değildir, Şafiler'de ayettir. Havzu kısmı da buna dahil değil Değil, yok değil. Görüyorum burada e, kıraati şey diye tanımlıyor, e, namazda okunması gereken askeri miktar kısa 3 ayet, ayet ve veya uzun bir, uzun bir ve ayet. Şimdi evet. o zaman Fatiha kıraatı dahil olmuyor mu? İşte Hanefiler'de az önce anlattım ya, Hanefiler'de mesela bir kişi Fatiha'yı bilmiyor veyahut unuttun. İnna okudun, namazı bitirdin. Sevi secdesi yaparsan namazın olur? Çünkü vaciptir. Fatiha okumak vaciptir. Hadisi şerifte Fatiha'sız namaz olmaz. Evet Hanefilerde de var. namaz ne yapılıyor? Namazda Fatiha okunuyor ama vacip. Vacip demek basit alınacak anlamına değil. Ama farz hükmü diyor ki çünkü Kur'an'da ayet-i kerime var ki kolay olanı okuyun. Kolay olan diyor belirtmemiş Allah Azze ve Celle. Kıraatın farzı değil. Tamam mı? Kıraatın farzı değil. Böyle kabul ediliyor. Tamam mı? Ondan sonra efendim e, Hanefilerde e, yani ilk iki rekatta kıraat yapmak farzdır. Bunun da sebebi şudur arkadaşlar. Normalde namaz iki ola Hazreti Ayşe Adem'den gelen bir rivayet vardır. Namaz iki rekat idi. Tamam mı? Yani dört beş vakit namaz, beş vakit namaz farz kılmadan önce iki rekat idi. Sonra beş vakit namaz kılındığında tamam mı? Dört rekata çıkarıldı. Seferde o iki rekat korundu. Mesela öğlen ikindi yası dört, akşam üç. Seferde iki rekat korundu. Dört rekatli namazlarda. Yani seferdeki kılınış şekli aslında namazın asıl kılınış şekli şeklinde kabul ediyorlar. Asıl kılınış şekli iki olduğu için sonra iki ilave edildi diyor. Dörde çıkarıldı. O zaman bunlar asli olmadığından dolayı kıraat bunlarda farz değildir, sünnettir. Fatiha'yı okumak nedir? Sünnettir. Şafiler de öyle değil. Hepsi de okuması, hatta kıraatı şeyin de okuması, cemaatin de okuması şart. Yani Fatiha Fatiha'yı da okuması şart. Özellikle sessiz namazlarda şeyi de okumaları gerekiyor. Zamm-ı süreyi. Ama Hanefilerde kıraatul imam-ı hadis şerifi vardır. Bu hadisi biraz işte zayıf olarak onlar kabul ediyorlar. İmamın okuyuşu cemaatin de okuyuşudur. Ondan dolayı da imamın peşine cemaatin okumasını tahribe mekruh saymışlar Hanefiler. Malikilerde ise sesli namazlarda efendim imamın peşine cemaat kılarken okumaz, sessizlerde okur. Burada iki şeyi delili toplamış oluyor. Yani imam kıraatül imami imama kıraatül imami Tamam mı? Kıraatuhum imamın okuyuşu, cemaatin okuyuşudur. Bu hadisle amel etmiş oluyor. Çünkü sesli de imam okudu ya, cemaat okumuyor. Sessizde de la sırata illa bir fatihate kitap. Fatihası namaz olmaz. İmam gizli okuyor, sen de oku diyor. Malikilerde de böyledir. Tamam mı? Hanefilerdeki kıra şekli ise dediğimiz gibi. Tamam mı? Efendim... Üç mezhebe göre zaten orada da söylüyor. Fatiha okumak farz, zamm-ı sure okumak sünnet. Bizde zamm-ı sure okumak da vaciptir. Zaten vacip kavramı biliyorsunuz Hanefilerde var arkadaşlar. Diğer mezheplerde vacip kavramı yok. Bu da aslında işi ne yapıyor? Yani bir e, ilimde, bilimde istilahlar fazla ise o daha gelişmiş demektir. Hanefilerde bu gibi istilahlar biraz daha geliştirilmiş yani. Tabii. Mesela şeyde bizde vacip olanlar hani şafiilerde sünnet ama o daha güçlü sünnet kabul ediliyor. Yani şey kurban bizde vacip şafiilerde sünnettir ama daha hani bizde de müekkez sünnet gayri sünnet var ya yani onlarda da bu bizde vacip kabul ettiklerimiz onlarda da güçlü sünnet olarak kabul ediliyor. Efendim Kur'an'ın Kur'an'ın mealiyle kıraatı az önce anlattık yani bunu, bunu boşuna konuşmanın hiçbir anlamı yok yani. Tamam. Gerçekten bir adam Yusuf İslam Müslüman olmuş. Yani biz hatırlıyoruz 70'li yıllarda. Bu adam Kur'an'ı güzel okuyor, okutuyor, öğretiyor vesaire. Yani şimdi yeni yeni şu Filistin meselesinden dolayı İslam'a heveslenenler oluyormuşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani işte sosyal medyada çıkıyorlar. Doğru yani bağışlıyor öğrenmeye. Efendim biraz gayret ettiği zaman çok rahat öğrenebilir. Çok nadir insan vardır belki öğrenemeyecek. Ha, o da şu, yeni Müslüman oldu namaz kılacak. Gider imamın peşine namaz kılar. Veya Allahu Ekber'dir. Şey, kıyam, farz miktarı durur. Allahu Ekber'i de öğrenir herhalde. Yani bir gün ben şey tramvayda gidiyorum. Bir, herhalde Polonya o taraflardan bir kadın. Şey, akbar, akbar diyor Allah Allah ya. Akbar, ben İngilizce de biraz biliyorum tabi. Sonra anladım ki sözlük müzik sonra anla Allahu Ekber ezanlar okunuyor ya. Kadın merak ediyor yani. Akbar ne demek? Akbar diyor, akbar. <laughs> Tabi telaffuzu zor, kolay bir şey değil bir yabancı için ama neticede onu biraz çalıştırsan Allah Ekber öğretir. Bitti. Yani farz yerine geliyor, durur. Çünkü şey, namaz nedir? Bir itaattir. İtaatse bunu Müslüman olur olmaz hemen o bu itaati yerine getirmedi. bilmiyor. Abdesti öğretirsin. Ondan sonra gel yanımda dur. Allahu Ekber. Sen de söylenirsin. Eşhedü, eşhedü öyle söylüyorlar değil mi? Efendim. Peki. Bir de gizli açık okuma meselesi var. Biliyorsunuz kişi kendisi namaz kırarken efendim kendisi duyacak kadar okur. Kalpten okumak kıraat değildir arkadaşlar. Onun için kişi mesela karşıda bir levha var. Türkçe de olabilir. Baktınız aslında siz onu okudunuz. Ama tarafuz etmediyseniz bu namazınızı bozmuyor. Çünkü okumak değil o. Kalbinden geçiyor değil mi? Şimdi orada bir yazı var mesela ne? Diyelim ki ben okudum şimdi onu. Ama duymadınız. Yani baktığın zaman sen onun manasını anlıyorsun değil mi? Okumuş oluyorsun yani normalde. Ama kalbinden geçiyor. Kalpten geçmek okumak değildir. O zaman okumanın şeyi de ölçüsü nedir? Yani sesli yani dille tarafuz etmektir. Bizim fıkıh hocamız var derdi ki kulağını keser getir buraya tutarsan tamam mı? Sesin duyuluyorsa bu diyor kıraattır de, demişti yani. <laughs> Gerçekten. Şimdi mesela hiç kimsenin olmadığı bir ortamda, sessiz bir ortamda. Allah Allah Allah. Bak ben duydum kendi okuyuşumu. Tamam bu kıraattır. Siz bile duydunuz değil mi? Yani Yok bazen camilerde çok ses oluyor. Çok sesli okuma. Yani sesli okumak oğlum o manaya mı diyorsun? Yani herhangi bir Biri orada koşuyor, bazı konuşuyor. Şur siz orada bir vakit namaz kılacaktınız. Arasında gelmişsiniz. Orada tam duyamıyorsun. Yani, yani duyana kadar kendini duyacak. Yok kadar. sen o anda duyuyorsun. Duymasan da o işte yani sessiz olduğu zaman duyabileceksen o sesli demektir. Anlatabildim hmm. mi? Ben duyamıyorum ama sesli söylüyorum. Hayır işte o anda sen duyamıyorsun gürültü olduğu için. Evet. Gürültü olmadığı zaman o, o halin duyacak durumda ise, duyabileceğin durumda ses çıkıyorsa sen duyuyorsun demektir. Hatta bazen vardır ki efendim ba, bayağı sesli okusan bile kendi sesini duyamayabilirsin. Öyle değil mi yani? Bayağı bir gürültü diyelim oluyor. Ya sen sesli okuyorsun zaten. Ha cemaatle kılındığı zaman şeydir efendim e, öğlen ikindi sessiz okumak vaciptir. Akşam, yatsı, sabah o ilk iki rekatta sesli okumak vaciptir. Yani kişi mesela unuttu, sessiz okudu. Vazibi terk etti. Sevi secdesi lazım gelir. Cemaatle kılınıyorsa. Ama kişi kendisi kılıyorsa sabah akşam yatsıyı sesli okuyabilir. Öğlen için sesli okumaz. Kendi yazar kadar okur. Akşamla yatsı ve sabah sesli okuyabilir, sessiz de okuyabilir. Orada şeydir. Nafilelerde ise özellikle gündüz nafilelerinde sessiz okumak gece nafilelerinde sesli okumak daha eftaldır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela teheccüd namazında sesli okurmuş kendisi. Evet, hocam, hocam. Gece tabii tabii istersen okuyabilirsin. Tabii. Hocam namazların kimisini sesli, kimisini sessiz okumamızla hikmet, bir şey, Onu bilmiyorum. Mi? Efendim böyle uygulanmış. Bazı bir, bir şey. ya, öğrenciler de sordu. Dedi. Nereden bileyim bilmiyorum. Yani ne bileyim. Bazı şeyler, ya hocam diyor şey, vitriniye 3 rekat. Nereden bileyim? Şey, Bunların illeti hikmeti olabilir de yani ben okumadım bilmiyorum belki dipte köşede vardır bir şeyler ama. Yani gece mesela o Müslümanın namaz kıldığını dışarıya yansıtması için de acaba sesle okunuyorlar mı? Ya yani ben mesela eskiden diyordular ki müşrikler gece uyurmuşlar onun için de Peygamber Efendimiz sessiz okurmuş gündüz duymasınlar diye sesli okurmuş gündüz duymasınlar diye ses. Böyle bir bilgi yok ben okumadım bilmiyorum. Bunlar taabbudi hükümler. Mesela gündüz şey bayram namazlarını sesli okuyoruz. Cuma namazını sesli okuyoruz öyle değil mi? Ama öğlenle ikinci sessiz okunuyor. Yani Belki vardı, bilmiyorum ben illa yok de, demiyorum ama ben bilmiyorum yani. Bilmediğim şeyde ne diyeyim yani? efendim? Cehri okumanın hükmü de en azından yanındaki yani sesli okumanın hükmü de yanındaki kişinin duyacağı kadar okumak lazım. Hani bizde de şey var ya sesli gülerse kişi yani yanındaki de Duyacak kadar gülerse hem namazı hem abdesti bozuluyor. Kendisi duyacak kadar gülerse abdesti bozulur, namazı şey namazı bozulur, abdesti bozulmaz. Şimdi işte cehrinin hükmü de böyle yani. Yandakiler de duyacak kadar en azından sesli bir şekilde okumak gerekir tamam mı? Efendim ayet-i kerimede de zaten namen vela teccel bismillah biha Namazın da çok aşırı bağırma çok da sessiz olma. Bu ikisinin ortasında aheste oku. Tamam mı? Yani ibadetler de böyledir. ya. Mesela namazın bir okuyuşu vardır. O orta bir okuyuş var ya yani aheste çok bağırmadan etmeden manevi bir haz alarak okumak en güzelidir. Efendim şimdik. Bu arada Kıraat meselesine gelmişken Zelletül Kari meselesini de o ya bugün okuyalım değil mi? Burayı da bitirelim. Ondan sonra Rükü Secde kaide Ahire zaten fazla bir şey kalmıyor. Devam ederiz. Şimdi Zelletül Kari diye bir bahis var. Yani Kari Kur'an okuyan kişi demektir. Zelle de yanılması. Normalde efendim Kur'an-ı Kerim yani bir Arapça dili üzerine gelmiş. Okunan ayetlerde efendim manayı bozacak bir şekil, bir yapı oluşursa zıtlık şeklinde olacak manaya. Mesela müminleri cehenneme sokuyorsun, kafirleri cennete sokuyorsun. Veya olumlu bir cümleyi olumsuz yapıyorsun. Veya olumsuz cümleyi olumlu yapıyorsun. Böyle bir durumda kişinin namazı bozulur. Zaten burada madde madde yazmış onu şey yapacağız. İğraf hatası dediğimiz, Arapça'da irap deriz yani hareket hatası. Manayı bozsa da namaz bozulmaz harekatasından dolayı. Hı hı. Mesela ötre okuması gereken yerde üstün okusa ve le yansurannallahu men yansuru. Allah kime yardım ederse o kişi yardım görmüştür. Mesela ve le he okusa yine de namaz bozulmaz. Mesela Allah'a kim yardım ederse manası çıkıyor. Yani sen şey özneyi nesne yapıyorsun. Türkçe karşılığı bu. Biz fail meful diyoruz özneyi nesne yapıyorsun. Ve le Allah kime yardım ederse. O kişi yardım görmüştür. Bunu he okuduğun zaman nesne konumuna getirmiş oluyorsun. Bu gibi yani niye biliyor musun? İrap hatası yani umumu belva deniliyor. Yani insanlar genelde yanılırlar. Hele Arapça, Arap olmayan insanlar. Ki Araplarda da mesela okumamış insanlar bakıyorum hata ediyorlar. Konuşurken hata ediyor. Çünkü Arapçada bu irak dediğimiz yani harekeleme meselesi diğer dillerde olmayan bir özellik. Diğer hiçbir dilde yok hareke meselesi. Var mı? Yok ben bilmiyorum. Yani Arapça bu konuda dünyanın en geniş zengin dili Arapçadır gerçek. 12 milyon 600 bin dediler daha da 13 milyonu geçiyor diyorlar kelimesi varmış. Ben hocalar sorardım bizim edebiyat, Arap edebiyat hocalarımız var dedi ki sayılamıyor dedi Arapçanın kelimeleri. İngilizcenin 600 bin tane kelimesi varmış. Tamam mı? Yani Arapça gerçekten hele gramer yapısı o kadar geniş ki o yıllarca okutuyorsun, okuyorsun hala gramer yapısı müthiş bir şey. Yani bu İraplı bir dil. Hatta şey öyle dermiş bu Helmut Ritter diye bir adam Alman şey oryantalist. Şey Fuat Sezgin hocası. Dermiş ki şey Arapça üç vitesli bir dildir. Hareke koymaz, nokta koymazsan birinci vitesle. Nokta koyarsan ikinci vitesli bir dildir. Harekeyi koyarsan üç vitesli bir dildir. Ama Latince eşek vitesli bir dildir dermiş tamam mı Gerçekten yani ben bunu okumuştum şeyden. Yani Latince aslında bizi Türkçe diye yuttururdular. Efendim Arapça işte sesli harfler azmış, okunması zormuş Arapça harflerde. İşte Türkçe harfleri koymuşlar. Türkçe ile ne alakası var? Bunlar Latince. Her harfin yanına biten şey koyacaksın. Efendim, sesli harf yok Yoksa okuyamıyoruz. Arapça öyle değil yani. Arapçada mesela bunun ben şimdi Arapça herhangi bir kitap getiririm. Ben Allah'ın izniyle okuyorum yani. Hatasız da okuyorum Niye? çünkü okuma sistemini öğrenmiş Osmanlıca. Adamlar Osmanlıca şakır şakır bilenler okuyordular. Niye okunmasın? Nitekim öğrenenler öğreniyor öyle değil mi? Siz Çince gidin bir bakın ki Çince harf yok. Kelime ezberli adamlar binlerce kelime ezberliyorlar. O kadar hem de kaç tane dil öğretiyorlar Japonlarda vesaire. Şimdi bu tamamen tabii bir dine karşı olan düşmanlık. Bu şekilde bizi size yutturmuşlar yani. Yutanlar Şimdi öyle olmuş. Yani zannediyoruz ki bunlar Türkçe harfler. Değil arkadaşlar. Latince bunlar. Tabii. Onun için de Arapça da tabii e, Şimdi Kur'an'a ilave yapılmaz arkadaşlar. Bu bir yerse Kur'an'ı Allah'ın indirdiği şekilde ne yapılmış? Korunmuş harfleri dahi ne artırır ne eksiltir. Manayı bozmayacaksa bazen bazı harfler ilaveten tam mı namaz bozmayabilir. Onlara şöyle bakalım şimdi. Birincisi bir harfin yerine başka bir harf okumak. Tamam mı? Harflerin mahreçleri yakınsa, birbirine yakınsa bozmaz. Samet yerine semet dese mesela. Allahu samet. E çünkü bunu vatandaş da, bunu ancak bilenler deme fark edebiliyor. Allahu samet. Sa, se. Anlıyorsunuz yani değil mi? Sa, se. Bak ikisi farklı mahreçler. Veyahut da Sin, sin, sin sat. E, Sa mesela. Sa ile za birbirine yakın mesela bu tip veya z ile z evet. tamam mı birbirine yakın harfler. Fela tek her yerine tek her dese mesela kaf yerine kef dese bunlar ne yapmaz tamam mı? Evet. E, namazı bozmaz. Çünkü mahreçleri yakın. Hocam hep şey örneği veriliyor diye bizde işte halaga halaga i̇şte o, o bozar. Orada harf tamamen farklı. Ama benzer sonuçta. Benzer değil. Ha ha. Bak orada tamamen farklı. Halaka tıraş etti, halaka yarattı. Yani işte gaye ke mesela desek. Ya e o, işte orada bak ga ke birbirine çok yakın. Ama ha ile ha makreşlerin arasında epey bir fark var. Ha bak buradan çıkıyor. Ha onun üst tarafında bir de harflerin benzerliği fazla yok aslında. Onu tür, işte Türkçe harfle Kur'an okunur mu? Okunmaz arkadaş. Yazmışlar mesela Kur'an-ı Kerim'i. İşte şey koymuşlar tamam mı? E, transkript işaretleri koymuşlar. İşte altına hanın altına, hen'in altına bir çizgi koymuş. Ha. Adam zaten bunu ha bilse Arapçasından okur değil mi? Sen bunu nasıl bilecek? Nasıl taraf edeceksin? öğreteceksin? O yüzden Yani Arapçanın dışında bir dille Kur'an'ı yazmak çok cinayet diye. Tercüme demiyorum bak. Tercüme ayrı bir şey tercüme manasını tercüme ediyor. Üçüncüsü mesela mahreç yakınlığı olmamakla birlikte bazı harfler yaygın olarak karşılaştığı zaman mesela zal ile z birbirine çok yakın harfler bu da efendim ne yapmıyor? Bununla da namaz bozulmuyor. Tamam mı? Mesela vela dalin dalin bunu tabi dikkat etmek lazım ama. Mesela vela dalin sapıklar vela, vela dalin gölge manasına veleddalil göstermek manası. Mana ayrı ayrı tamamen harfler. Tamam mı? Orada ona özellikle Şafii mezhep olanlar Hanefi'de bizim mesela Türkiye okuyan kurralarımızda da harfini biraz da Z'ye benzeterek veleddalil diyor ki efendim namazımız bozuldu. Tabi yani Şafiler'de özellikle İmam Şafi Hazretleri'nin bizatihi kendi kaynağı şeyi el isimli kitabında da bu var. Yani onu da harfini çok önemsiyorlar. Onun için de böyle bize de göre tamam kıraat oldu. Bizim iyi okuyucularımız onu z demiyor zaten. İyi çıkarıyorlar mesela. Kahrilerimiz var ya gerçekten ama işi bilmeyenler onu biraz z'ye benzetiyor. Kaydırıyorlar. O da doğru olmuyor efendim. Şeddeli harfi şeddesiz veya şeddesiz harfi şeddeli uzun okunacak yerde kısa vesaire oku yazak yerlerde bu gibi durumlarda namaz bozulmaz diyor. Tamam mı? Ha, çünkü şeddeli harf aslında iki harf demektir. yadlar ee, mesela yaddarraun raun, tatı bir kere okusa diyor bu gibi durumlarda da okunmaz ama uzatılacak yer dediği mesela Allahu Ekber'de söyledik onu. Man oradaki manayı ya bu uzatma mesela dört elif miktarı diyelim ki tecvid kurallar özellikle. Tecvid kurallarında yapılan yanlışlar da bozmuyor. Ama tecvidli Kur'an okumak farz. O ayrı bir şey biliyorsunuz değil mi? Farz mı? Tabii tabii. Tecvidli okumak farz. Niye? Çünkü Kur'an nasıl indirildiyse Cibril in tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve okudu. Hmm. Ve o şekilde de intikal etti. Kur'an'ın her şeyi okunması, yazımı, imla kuralları da vahidir. Kur'an'ın imla kuralları var ya. Mesela Arap diline aykırı imla kuralları vardı Kur'an'da. Bir sel ismi fusuk. Normalde şöyle okumamız lazım. Bir sel ismi okumamız lazım. Bir sel ismi yazılır ama bir sel ismi okunur. Lismu şey Hücre suresinde. Mesela bazı yerlerde diyelim ki vav elif yerine okunur. Semavat mesela, mesela. Ee, diyelim ki orada veya Mustafa kelimesi. Mustafa kelimesi de mesela Vav yazılmış Elif olarak okunur. Ya Elif olarak okunur. Ki Ya Elif'tir bazı yerlerde mesela. Ya gibi yazılır ama Elif okunur. Bazı yerlerde Ya'dır. Özellikle şey Muhammed Hamidullah hoca vardır, profesör. Onun Kur'an tarihi diye bir kitabı var. İnce bir kitaptır ama güzel yani. Orada bu imla kurallarını hangi kaç tane Kur'an-ı Kerim'de varsa hepsini çıkarmış. Yani Arapçadaki imla kuralı nasıldır? Kur'an'da nasıl? Ha bu ne? Efendimiz e, yazdırmış ya. Nasıl yazmışsa vahiy katipleri o şekilde Kur'an'a getirilmiş. Yani yazıya getirilmiş ve ona dokunulmamış. Fakat okunuşu okunuşu sahabe-i ikram efendimiz efendimizden dinlediği ezberlediler. Nasıl okuduysalar bize de o şekilde okuyuşu geldi. Onun için tezvitte okumak da nedir? Farzdır. Şimdi böyle sapık bir grup var bu İstanbul'da. Efendim bir ara bir kitap dağıttılar. Kur'an-ı Kerim'i haşa estağfurullah. Adam bununla kafir olur. Ben o adamı internetten de bir bakmıştım böyle. Mesela Allah diyeceksin ya el lah. Ya yani şeddeli harfleri ayrı ayrı okuyacaksın diyor. Haşa estağfurullah şöyle diyor. Ne lah 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 diyorsunuz diyor. Manyak adam ya belli ki adam hiç zaten bir şey bilmiyor. Artık ajan mıdır, nedir ben bilmiyorum ama bu adam tehlikeli adam. Ah. Onun bir adamıyla da ben tartıştım. Laf anlamıyor. Yahu bak 1400 seneden beri bizim bir geleneğimiz. Dünya Müslümanların tamamı böyle okuyor. Sadece Türkiye değil. Dünya Müslümanlarının tamamı bu Kırat Sebe ve Kırat Aşere vardır. Ona göre okunuyor sen nereden çıkardın bunu? Ondan şeyhi böyle diyormuş. Sapık adam ya. Ciddi söylüyorum ya. Sapık. Bu şekilde maalesef işte din tahripçileri var ama buna gidip de peşine takip şey ölmüş adam. İyi ki ölmüş yani ama yerine birisi geçmiş tabii. Mutlaka geçiyor. Bu tipte din tahripçileri var yani. Efendim kelimenin bir parçası kesilse mesela elhamdu yerine önse el dese sonra elhamdü dese bu da bozmaz. Tamam mı? Diyor. Ke, yani nefesin tıkandı. Yutkunuyor, Yutkundu yani. vesaire. O şekilde kısa bitirelim bunları. Şimdi soralım, Eğer e, hı. ayet okurken nefesi kesildi, yetmedi. Nereden geri alacak? kelimenin manası O değil. biraz tabii bilgiye dayanıyor. Mesela keli, o kesildiği kelimeyi baştan alması lazım tabii. Normalde fiil varsa, Arapçada fiil var, isimler var tamam mı? fiil veya harfi de olabilir. O tabi biraz şey nasıl diyeyim. Hatta hocam şeyde değişiyor ee, diye metin muhtasında metin muhtasında ayrı kelime oluyor birinde. birinde o e, bozmuyor o, ama mesela metin muhtas e, ya kelimeyi bazen bölebiliyor. Mesela diyelim ki inna durma yeri de önemli. İnna Allah yemuru biladde ve lehsen ve itaydil kurba ve yanha da duruyor arkadaş mesela. Ve da durmak doğru değildir. Ha Niye? Allah adaleti, iyiliği, ihsanı emreder ve yasaklar manası çıktı. Ve yasaklar. Ve yenha anil fahşa. Fahşayı da yasaklar. Öyle dur. Şimdi ve yenha anil fahşa. Anil fahşa değil de ve yenha anil fahşadan almak lazım. Çünkü orada mana bütünlüğünü bozmayacak şekilde almak lazım. Çok uzunsa mesela orada diyelim ki bir kelime öncesi bakarsan bazen olur ki bir kelime orada durduğu kelimede tamam mı? Mesela ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay ve cealna minel ma minel ma'i kulle şeyin hayi. desen de o da olur. Ama ve cealna alsan daha güzeldir. Tamam mı? Yani orada mananın bütünlüğü önemli. Tabi onu da biraz teknik bir mesele yani. Biraz da teknik. Kıraat ilmiyle alakalı. Biliyorsunuz bu kıraat bizde 3 sene kıraat okuyorlar. 3 sene sonunda kıraat belgesi alıyorlar. Bu oyuncak değil. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar efendim nerede kaç vecih yapılır? O kelime mesela bazı kelimeler var ki 3-4 şekilde okunabiliyor. Mesela heyte ve galet heytelek heytelek hutelek şeklinde 6-7 şekilde okunabiliyor. Bu dilden kaynaklanan şey. Dil lehçeler var ya. Kureyş Hazreti Osman Efendimiz büyük bir olay yapmış gerçekten. Tek lehçe üzerine Kur'an nusasını yazdırıyor ve çoğaltıyor. Bu büyük bir olay. Yoksa bu kıraatler yaşıyor ama. Mesela verş kıraati var. Yine de Afrika'da verş kıraatına göre okuyor. Asım kıraati. Biz asım kıraatına göre okuyoruz. Tamam mı? Kıraat alimleri var. Bunlar hep tevatür yoluyla bize gelmiş. Yani tevatür ne demek? Topluluklar halinde rivayet edilerek bize gelmiş. Toplam var hocam? Evet. E, on, bir de takribi de var bunun. Ben kıraat aşereyi takribi okumadım. Yani bir şeyler biliyoruz ama o işi uzmanlarına soracaksınız. Aşere-i takrib var. Bir aşere okuyorlar. On imama göre bir de bunların ravilerine göre okuyorlar işte. Aşere-i takrib deniliyor. Senelerini veriyorlar. Hep Kur'an-ı Kerim baştan sonra mesela bazı hocalarım okumuşlar ben bakıyorum. Kendileri yazmış. Bazılarının matbu var. O mesela benim çocuk da şimdi okuyor. Diyorum ki bakın çok güzel. O Diyor ki burada şöyle vasıl yapılacak ve yapılmayacak. işte falana göre şöyle okunacak. Hoşuma gidiyor gerçekten. Çok güzel. Ee, biz o yani talim okuduk ama kıraat aşere okumadık yani. Keşke okusaydık. Efendim eğer ayete bir harf ilave edilse mana değişmiyorsa namaz bozulmaz. Mana değiştiriyorsa bozulur. Tamam mı? Efendim anlamı bozulmadığı takdirde kelimenin yerine değiş, kelimenin değişmesi. Mesela bazen olur ki kişi ee, okurken birden benzer müşabi ayetler diyoruz. Benzer bir başka ayete kayıyor. Böyle bir durumda eğer üsttekiyle alttakinin anlamı bozulmuyorsa tamam mı? Namaz bozulmaz ama mana bozulacaksa bozulur. İşte mesele ne gibi cennetliklerden bahsediyor sonunda diyorsun ki vavulay kafir. Tamam mı? onlar kafirler Veya da vavulay ashabunlar diyorsun. Cennetlikleri cehenneme götürdü. Bu bozulur. Veya kafirlerden bahsediyor. Raykas Havul Cennet diyor. Bu şekilde yani yer manayı bozacaksa o takdirde bozulur. Efendim, anlam bozulmadı takdir kelimenin yerinin değişmesiyle ha onu söyledik. Bir kimse namazda fahiş hata ile okuduktan sonra dönüp yeniden düzgün okursa namaz bozulmaz. Yani mesela bayağı hatalı okudu ama yeniden düzeltti, aldı, düzeltti. O zaman namaz bozulmuyor. Yok. Secdesiz. Namazın içerisinde yani kişi diyelim ki bazen oluyor ki diyelim ki biz hafız olduğumuz için okuyoruz diyelim sayfa. Bazen iki üç yere tekrarlıyorsun. Ya kıraat yapıyorsun o anda. Boş işte uğraşmıyorsun. İki üç yere tekrarlıyorsun ancak düzeltip devam ediyorsun. Tamam mı? Efendim kıraat esnasında az veya çok miktarda ayet atlamakla namaz bozulmaz. Yani atladığı takdirde de namaz bozulmuyor. Tamam mı? Şu son cümle şey, Şafi ve Hanbelilere göre Fatiha dışında okuyuşlarda kasıtlı olmamak şartıyla meydana gelen hata sebebiyle namaz bozulmaz diyor. Kasıtlı değilse ama dikkat etmek lazım.